ve kedi ve köpeklerde toksikasyon, yani zehirlenme konusundan bahsedeceğim. Toksikasyon ya da bir diğer bir adıyla zehirlenme, genel itibariyle gıdalar, bitkiler ya da ilaçlara karşı gerçekleşebilir. Öncelikle toksikasyon durumunda bir kedi köpekte neler görürüz, nasıl bulgular görürüz, bunlardan bahsedeceğim. Bu yediği toksik maddenin tipine ve hangi sistem üzerine etkili olduğuna göre değişir. Örneğin sinir sistemi üzerine etkileyen bir toksik madde tüketirse eğer nöbet benzeri bulgular görebiliriz. Ya da sindirim sistemi üzerine etkileyen bir toksik madde olursa kusma, ishal, titreme gibi durumlar görebiliriz. Onun haricinde taşikardi ya da bradikardi dediğimiz kalp ritminin değişiklikleri, depresyon hali, iştahsızlık gibi bulgular da toksikasyon bulguları arasında yer alır. Öncelikle toksik gıdalardan bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz da bunları biliyorsunuzdur. Sarımsak, soğan, üzüm en çok bilinenler. Fındık, ceviz bunlar da toksik maddeler. Bunun haricinde arabalara koyduğumuz antifrizler özellikle kedilerin çok ilgisini çeker. Bunlar yoğun toksik maddelerdendir. Çikolata ya da kafein içeren gıdalar, içecekler de toksik gıdalar içerisinde yer alır. Bitkilerden bahsedecek olursak, özellikle at kestanesinin içindeki saponin, yüksük otu, porsuk ağacı, tütün ya da kenevir ağacı, bunlarda da toksik maddeler bulunur. Özellikle fare zehri ya da diğer ilaç ve sinek uzaklaştırıcı, insektisitler dediğimiz ilaçlarda ya da bitkilerde toksikasyonlara yol açabilir. Üçüncü olarak ilaçlar. İlaçlar da çoğunlukla beşeri hekimlikte kullanılan ilaçlar kedi köpeklere maalesef kullanılıyor. Bunlardan özellikle aspirin, parol gibi parasetamol içeren ilaçlar, ibuprofen içeren ilaçlar da yüksek toksikasyonlara yol açabiliyor kedi köpeklerde. O yüzden bunların evde kullanımından, hekim kontrolünde kullanımından lütfen kaçınınız. Toksikasyona girmiş bir kedi ya da köpek için neler uygulanır tedavide? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir an önce o toksik maddenin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Bir antidotu varsa kesinlikle antidotunun uygulanması gerekir. Sıvı sağaltımı, nöbetler varsa nöbetlere yönelik, gastrointestinal sisteme bulgu varsa o bulgulara yönelik tedaviler uygulanmalı. İşeticiler uygulanmalı ve bu şekilde bazı durumlarda midenin yıkanması durumu, kusturulma durumları gibi uygulamalar yapıyoruz. Bir an önce o toksik maddeyi vücuttan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki temel prensibimiz bu.